Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Sabahleyin Nehiray'a gittik. Nehiray'dan geldik. Bayağı işimiz geç sürdü. Çünkü trafik dolayısıyla geç kaldık. Geç kalınca da işimiz uzadı. Geldim, çocukları okula götürdüm. Nehiray'ın öğretmeniyle konuştuk. Nehiray biraz ağzına takılan aparattan dolayı üzüldü. Yemek yemek istediği yiyemedi falan. Onun sıkıntısını yaşadı. Onun için öğretmeniyle konuştum. Öğretmeni diğer öğretmenlerle falan konuşmak için Nehiray'ı götürdü. Çünkü takılan aparattan dolayı Nehiray çok net konuşamıyor. Kelimeleri net çıkartamıyor. Ve bir şey yiyip içemedi. Gelince mandalina yemek istedi ama yiyemedi. Onun içinde oturdu, ağladı geri. Ağzının içine bir aparat takıldı. Onun için biraz tükürük sorunu olabilir 2-3 hafta kadar dedi. İşte onları falan söyledim. Dedim hani biraz daha öğretmenler toleranslı olsunlar diye. Sağ olsun öğretmeni hemen öğretmenler odasına götürdü. Orada diğer öğretmenlerle konuşmak için, hem Neira'yı tanıştırmak için. Sonrasında da işte eve geldik. Allah'ın izniyle şimdi kalkacağım, bir mutfak toplayacağım. Ondan sonra da aslında sözüm Nehiray'aydı. İnşallah yer akşama kadar birazcık daha psikolojik olarak kendine gelir de bir ıspanaklı gözleme yapacağım arkadaşlar. Bakalım, Allah'ın izniyle bir kalkayım. Videoların devamında görüşürüz. Arkadaşlar, gözleme hamurunu ben yoğurdum. Aslında tam koyarken videoyu başlatacaktım ama ezan başladı. Ezanda da konuşmak istemedim. Onun için yoğurdum. Sadece su, tuz, un. Bu şekilde bir hamur mayaladım. Pardon, mayalamadım. Yoğurdum sadece. Mayası yok çünkü. Bunu ıspanaklı gözleme yapacağım sadece. Ispanağım bayağı var, yeter diye düşünüyorum. Yetmezse de boşta devam edebilirim. Bu şekilde hamurunu güzelce yoğurdum. Şimdi ıspanaklarını ayıklayacağım. Şu şekilde. Bir iki daha şöyle yoğuruyorum. Azıcık dinlenmeye bırakacağım. O arada da ıspanağını ayıklayacağım. Şöyle klasik kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurdum. Çok katı yoğurmadım. Çok cıvık da yoğurmadım. Bu şekilde yoğurdum. Bu arada okunan ezan ikindinin ezanıydı. Ben önce toparladım mutfağı. Makinem yok. Bulaşık yıkadım. Ve şimdi ıspanak ayıklayacağım hemen hızlıca. Hamuru bir paket yapayım. Sınavlarımı bir tur yıkadım. Doğrayayım, tekrar suya ıslatayım. Sonrasında da devam edeceğim. İnşallah nehirim yiyebilecek yavrum. Valla çok istiyorduk, kaç gündür yapamadım. Fırsat bulamadım. Bugün de hadi dedim yapayım. Bugün de çocuğun ağzı öyle oldu. İnşallah Allah'ın izniyle halledeceğiz. Şunu elime koyayım. 2 yıldır diş tedavisi görüyordu Nihiray. Ağız yapısı çok küçükmüş. Çok küçük olduğu için de dişleri üst üste geldi. Dişleri üst üste gelince dişçi falan götürdük. Orada ortodonti bölümü. Oraya sevk edildi. Orası da
çenelerin ilk önce açılması gerektiğini, yani telden önce Nehiray'ın şu an çene yapısı açılıyor arkadaşlar. İki tane üstteki çene iki kemikten oluşuyor dedi. Onu kullanacağız, onu açacağız ve o açıldıkça dişlerin arası açılacak. O üst üste olan dişler oturacak dedi bugün doktoru. Bir tane de dıştan takılacak bir aparat aldık. Onu bugün takmadılar. 10 gün boyunca o taktıkları plastik bir sistem ama iç kısmında metali var. Ve böyle metalde bir cıvata gibi, nasıl anlatayım, bir genişletme yeri var. Her gün bir tık açacağım ben onu. O bir tık bir tık açtıkça çene açılacakmış kemik. Ve şey dedi, öyle bir sistem ki dedi, eğer o plastik düşer, siz umursamaz, aradan bir süre geçerse dedi, işte 5-6 saat içinde bile dedi çene yapısı tekrar eski haline dönebiliyormuş. Hemen hızlıca dişler tekrar kapanabiliyormuş. Onun için hemen düştüğünü hissettiğin an dedi işte Nehiray'a, hemen annene söyle, annen hemen beni arasın ve ben hemen size randevu ayarlayayım, gelin dişini halledelim, tekrar takalım dedi. Yani düşebilir de dedi, onu da sıkıntı yapma ama dedi şey yapmayın, hani vakit geçirmeden gelin. Bakalım, inşallah bir yola çıktık. Birazcık Nehiray için sıkıntılı olacak. Ağzında yara oluşabilir dedi. Diş etlerinde iltihaplanmalar oluşabilir dedi. Yani işte bir sürü sıkıntısı olabilir dedi. Onun için de birazcık Allah'ım inşallah yardım etsin. Sıkıntılı bir dönem olacak Nehiray için. Bizim için de tabii ki. Çünkü o üzüldü, ağladı. Ağlayınca ben de üzüldüm tabii ki anne olarak. Sonrasında işte dedim öğretmenine söyledim. O da sağ olsun hemen öğretmenler odasına aldı. Biz dedi öğretmenlerle Nehiray'la sohbet edeceğiz dedi. Diğer öğretmenleriyle konuşmak için. Yani geçireceğiz. De birazcık herhalde az sıkıntılı geçecek ama inşallah geçecek. Ben burayı bir hızlıca şöyle doğrayayım, devam edeyim. Devamında görüşelim arkadaşlar. Niye saklanıyorsun? Ben başladım. Bir taraftan pişireceğim, bir taraftan açacağım. Ispanağını yapacağım. Ispanağı biraz da suyun içinde duruyor. Şöyle göstereyim. Azıcık azıcık süzgece koyuyorum. Burada baharatlıyorum, tuzluyorum. Tekrar oradan alıp tekrar koyacağım, solmasın diye. Süzgeçte de bekletiyorum ki suyu aksın, sulu olmasın diye. Bu şekilde başladım. Ispanağım yeter. Bir geçen pazar aldığım vardı. 1 kilo da bugün aldım. 2 kilo ıspanağım var. Şöyle bol ıspanaklı güzel bir gözleme yapalım. Ve başlayalım pişirmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ispanağın gözlemesini ben de çok seviyorum. Gözlemesini, böreğini, ıspanağı çok seviyorum. İşte hamur işi. Yoksa çok sık sık yapacağım ama mecbure aralı yapmak zorundayız. Çok fazla da iyi olmuyor. Anneciğim. Ay yapıştı. Bu şekilde hemen tezelerimi açıyorum. Ispanaklarımı koyup koyup pişireceğim Allah'ın izniyle. Ondan sonra Kemal'e götürürüm dükkanda yer. Biz de çocuklarla gelince
Kayınbabamı da çağırırız. Burada yeriz. Bugün de böyle geçer. Allah bin bereket versin. Ne yapalım? Ispanakta da sadece tuz ve kırmızı biber, pul biber var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Onu da hepsini tuzlamadım. Şey yapmasın, tuzla sönmesinler diye. Birazcık ocağımızı da ayarlayalım. Oo, mis gibi pişiyor. Eskiden çok yapardım çalışmazken. Mutlaka haftada 2 ya da 3 gün böyle bir hamur işi yapardım ve böreklerimi falan hiç hazır yufkayla yapmazdım. Hep elimde açardım. Çok güzel olurlardı. Hala oluyorlar. Çok şükür. Şimdi de arada böyle fırsat bulduğum zaman şöyle bol bol da ıspanaklarını koyayım. Ispanağı ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Çok çok da fazla olursa da yırtılır. Hamuru yırtılır. Ispanakta çok fazla yırtılma, çok çok fazla konmadan olmuyor da patatesli de eğer çok olursa daha çabuk yırtılıyor. Şöyle taraflarını da yağlayayım. Hemen tepsi hazırlayayım. Şöyle film tepsisini şuraya koyalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. En son artık bittiğinde göstereceğim size. Şu an gösteremiyorum maalesef. Aslında şöyle gösterebilirim. Bu şekilde. İki dakika daha bu taraflara dursun. Hemen alayım. Evet, ilk tostamızı pişirdik. İlk koyduğum un olduğu için şöyle bir un olduğu için onu bir alayım.
Zaten yağlanmış da oldu. Un yanığı gibi olmasın. Şimdi bana lazım olur orada. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzun devamında görüşelim. Şimdi ben bu gözlememe devam edeyim. Videonun devamında bakarız neler getirecek bize. Arkadaşlar şöyle bir tepsi gözleme yaptım. İki tanesi sadece şeyli, boş. Onlara ıspanak yetmedi ama burası hep dolu ıspanaklı. Şöyle çok lezzetli olmuş. Elime sağlık. Bize afiyet olsun inşallah. Şöyle Kemal'i arayacağım, ona soracağım işte getireyim mi, gelip evde mi yiyeceksin diye. Evde yiyip gidecekse götürmeyeceğim. Üstünü kapatacağım, çocukları almaya gideceğim. Getir, burada yiyeyim, buradan geçerken bırakın derse götüreceğim, orada yiyecek. Ay boş da çok güzel gözüküyor. İnşallah ağız tadıyla yeriz arkadaşlar. Önemli olan şimdi Nehiray'ım nasıl yiyecek? Yavrum inşallah şey yapar da yer, yani adapte olur da. Yoksa çok üzülüyor. Elime sağlık. Evet geldik evimize. Kemal Bey bizimle yemek yiyor. Haydi yaşamlar. Yaptığım sostan koydum şöyle. Fasulye turşumuz çok güzel olmuş. Domatesimiz, yanına ayran yaptık. Dedenin önünden şeyleri alan dedim, tavayı. Gözlemelerimiz. İşte Nehiray'ın limonatası kendine yaptı. Meyve suyu pardon. Evet bize afiyet olsun. Gözleme yemeyeceksin mi? Niye? Ispanaklı yemeyeceksin mi? Ne yiyeceksin? İyi tamam, onlardan ye, boş gözlemeden ye istersen. Dedene ıspanaklı çıkart anneciğim alttan. Ayran da ver ha. Evet bize afiyet olsun. Sen boş mu yiyeceksin? Allah. Musti boş mu yiyeceksin sen? Evet şey koyacağım. İyi hadi bakalım, afiyet olsun. Nehir'cim olmuş mu? Olmamış. Oo, yerim seni. Olmamış. Evet bize afiyet olsun arkadaşlar. Anne, ben de boş yiyeceğim. Tamam sana da boş verelim.